Arkadaşlar merhaba. Konumuz yağışlar. Bundan önceki videomuz nemdi? Yağışlarla bitireceğiz. Şimdi yağışlar 3'e ayrılır. Eğer bulut seviyesinde sıcaklığınız 0 derecenin üzerindeyse su şeklindedir. Yani sıvı, yağmur. 0 derecenin altındaysa kar, yani buz kristali şeklindedir. Eğer ani soğumanız oluyorsa, özellikle ilkbahar aylarında, bu ani soğumaya bağlı kısa süreli buz tanecikleri yeryüzüne düşer. Buna da dolu deriz. Dolular aynı soğan gibi iç içe geçmiş halkalardan oluşur. Çünkü her düşmeye çalıştıklarında rüzgar onu alır, bulutun içinden tekrar geçirir ve bir kat daha kazanır. O yüzden dolunun büyüklüğü yere ve zamana göre değişir. Çok küçükleri de olur. Amerika'daki gibi 760 gramlıkları da olur. Başka bir mevzu yağış rejimi ya da yıl içinde yağışın dağılışı. Şimdi eğer yıl içindeki yağışın dağılışın mevsimlere baktığınızda her mevsim aşağı yukarı benzer miktarda yağış varsa oraya düzenli rejim deriz. Türkiye'de Karadeniz bölgesidir. Türkiye'deki tek düzenli yağış rejimi. Dünyada ise ekvator. Ama bir baktınız bazı aylar çok yağmış, bazı aylar neredeyse hiç yağmamış. Akdeniz bölgesi gibi. Yazlar kurak, kışlar ılık ve yağışlı biliyorsunuz. İşte bunlar düzensiz rejimdir. İç Anadolu gibi. Ya da dünyada Muson Asyası gibi. 6 ay yağmur yağıyor, 6 ay yağmıyor. Tabii ki düzensiz. Bir grafik yorumlama göstereceğim. Üniversite sınavında da işinize yarayacak. Ayları verirler. Bir tarafa yağış verirler, bir tarafa santigrat derece. Yağış için dikey sütunlara bakacaksınız. Ama sıcaklık içinse şu çizgiye bakacaksınız. ÖSYM genelde bunu mavi veriyor, şu arkadaşı kırmızı verebiliyor. İşte bu sütunlar 12 tane olacak tabii ki. Eğer böyleyse her mevsim aşağı yukarı aynı miktarda su varsa, bu yağış sonucunda bu kadar su düştüyse biz buna düzenli rejim deriz. Yağışı gösterdik ama sıcaklığa da baktım. Bakın sıcaklık da aşağı yukarı aynı giriş yapmış. Yani çok yükselip çok alçalmamış. Burası nemli, ılık, sıcaklığı sabite yakın bir iklim. Örneğin ekvatoral bölge gibi. Siz bu grafikten bir sürü şey çıkarabilirsiniz. Bir sürü grafik yapılabilir. Dünyadaki her köyün bile kendi iklim grafiği olur. Zaten sıcaklıkla yağışın ikisinin birden olduğu grafiğe biz iklim grafiği deriz. Bunu sizden yorumlamanızı isterler. İşte en yağışlı mevsimi sorarlar, en sıcak zamanı sorarlar. Orada yetişebilen tarım ürünü, oradaki akarsuların rejimi düzenli mi, düzensiz mi? Bakın her mevsim yağmur yağdıysa muhtemelen buradaki akarsular her mevsim aynı suyu taşırlar gibi gibi gibi. Geldik. Oluşum biçimlerine göre yağışlar ya da oluşum yerine göre diye geçer ama esas oluşum biçimlerine göre yağış. 3 tane oluşum biçimine göre yağış vardır. Unutmayın, yağış yağmak fiilinden gelir. Yani yağmur hemen aklınıza gelmesin. Kar da yağıştı, dolu da yağıştı. Buradaki yağışlar da üçü de olabilir ama en çok tabii ki yağmur. Şimdi orografik yağış 1. Yamaç yağışı diye geçer ve yamaç dağda olur biliyorsunuz. Deniz kenarındaki dağ sıralarında özellikle denizden gelen nemli bir ılık hava yükselir. Yükselirken soğur. Soğur ve yoğunlaşma başlayıp dağın denize bakan yamacına yağış bırakır. İşte bu genelde 1502 metrede olur ki en net yağış 1502 metre, 2000 metrede oluyor. Demek ki yoğunlaşmaya orada ulaşıyor hava kütlesi. Bu dünyada Himalayalar, Güneydoğu Asya ki dağlık biliyorsunuz. Türkiye'de de Karadeniz ve Akdeniz kıyı kuşağında olur. Bakın Karadeniz yukarıda, Akdeniz aşağıda. İkisi de duvar gibi denizle aramıza settir buradaki sıra dağların. İşte denizden gelen hava kütleleri diyelim Karadeniz. Buraya çarpıp denize bakan tarafına yağış bırakır. Rize, Trabzon gibi. İşte demek ki nemli hava kütlesi denizden geliyor, yükseliyor, soğuyor ve yağışı bırakıyor. Eğer bu hava kütlesi yoluna devam ederse 2-3 önceki videoya gidelim. Fön rüzgarı olur içeriye. Artık yağış burada bırakılmıştır. Yoluna devam eden rüzgarın nemi yok. Devam ettim ikinci yağışım. Frontal yani cephesel yağış. Farklı kütle yani sıcak ve soğuk hava karşılaşınca. Soğuk hava ağırdır, alta girer. Sıcak hava nemli ise özellikle hafiftir ve yükselir. Yükselince hava soğur, yoğunlaşır ve oraya hemen karşılaştığı yere yağış bırakır. Bu dünyanın en büyük iç denizi Akdeniz'de görülür. Akdeniz 40 ile 45. enlemlerdedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler hem kuzeyde hem de güneyde dünyanın yarım kürelerinin ortalarıdır. Yani ortaysam bir taraftan sıcak hava gelir, bir taraftan soğuk hava. İkisinin karşılaşma noktasıyım. Soğuk hava, sıcak hava yükseliyorum. Yükselince yoğunlaşıp soğuyup yağmur bırakıyorum. Konveksiyonel yani yükselim yağış. Olduğu yerde sıcaklığa bağlı olarak nemin buharlaştırılıp yağmur yağdırılması. Dünyada iki yerde çok güzel görünür. Birincisi ekvator.
Ekvator bölgesinin okyanuslara kıyısı var biliyorsunuz ve ekvatorda suyun kaynağı çok olduğu için buharlaşır olduğu yere yağmur yağar. Neredeyse 365 günün 320 günü konveksiyonel yağış ekvatorda görülür. Türkiye içinse özellikle Nisan yağmurları diye bilinir biliyorsunuz. Ankara, Konya gibi iç bölgelerde Nisan'da, Mayıs'ta sabahtan akşama kadar ısınan havanın etkisiyle öğleden sonra artık buharlaşma son noktaya varmıştır. Hava kütlesi yukarıda soğuyup yoğunlaşıp yağışı bırakır. İşte bu Nisan-Mayıs'ta olduğu için Nisan yağmuru olarak da bilinir. Aynı zamanda ikindim vaktine denk geldiği için Nisan-Mayıs'ta ve 40 gün sürermiş ortalama eskiden. Buna 40 ikindi yağışları da denir Türkiye'de. Demek ki 3 tür oluşum biçimine göre yağış var. Deniz kenarındaysam deniz kenarına bakan yamacında olduğu için yamaç yağışı orografik. Eğer sıcak ve soğuk hava karşılaşıyorsa cephesel yağış. Olduğun yerde ısınan havanın yükselip içindeki buhar yağış halini getirmesine ise konveksiyonel yağış denir. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi sıcaklık ve nem bakımından benzer özellik gösteren her bir hava parçasına hava kütlesi denir. Nasıl ki bu duvarların içerisinde bir sürü tuğla olduğunu biliyoruz. Göremiyoruz ama tuğla olduğu belli. İşte atmosferde de göremeseniz de bir sürü hava kütlesi var. Bazıları 4-5 kilometre kare büyüklüğünde, bazıları 100 metre karedir. Ama atmosfer tek bir parçadan oluşmaz. Her bir hava kütlesi kendi içinde sıcaklık ve nem bakımından benzerdir. Bunlar karşılaştıkları noktalarda cephesel yağış bırakırlar. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Demek ki hava kütlesi bu, karşılaştıkları yere de cephe denir. Şimdi yağışı bitirdik ama bir de dünya yağış haritasına şöyle bir bakalım. Çünkü çok önemli bir konu. Nerede fazla yağış, nerede az yağış, ona bakacağız. Bu bir dünya yağış haritası gençlik. Dünya yağış haritasına bakınca koyu renkler, özellikle mor ve mavi yağışın fazla olduğu yerler. En koyu olan yani mor renkler yağışın en fazla olduğu yerler. Sarı renklerse yağışın en az olduğu yer. Dünyada yağışın en fazla olduğu yerler. Ekvator çizgisi bakın. Brezilya yağmur ormanları, Kongo yağmur ormanları, Endonezya, Malezya, Filipinler. Güneydoğu Asya, bakın şuraya Güneydoğu Asya diyoruz, Muson Asyası. 2-3 video önceden hatırlayın. 6 ay boyunca buraya rüzgar esiyordu ve orografik yağış da tam şurada oluyor. Hindistan, Bangladeş, Çin, Japonya gibi ülkeler çok yağış alır. Avrupa'nın batısı, özellikle İngiltere, Almanya, Fransa gibi, İzlanda bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları, New York, Washington civarları. Kanada'nın batısı, aynı zamanda şurada Alaska var biliyorsunuzdur. Türkiye'ye bakalım sadece. Kıyılar mavi, yani bordo değil, mor değil, o kadar çok yağışımız yok ama kıyılarımız mavi. Orta kısmımız sarı, yani İç Anadolu'nun büyük kısmı az yağış alır demek. Sarının çok olduğu yer, dünyada yağışın en az olduğu yerlerin başında tabii ki Sahra gelir, Kuzey Afrika. Arap Yarımadası, Orta Kuşak'ta Orta Asya'nın iç kesimleri. Çünkü denizden uzaktır, dağlar oraya deniz etkisini sokmaz. İşte Moğolistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan. Avustralya'nın ortası çöldür. Güney Afrika'daki Namib çölü, Kalahari çölü. Şili'deki Atakama çölü. Amerika'daki Arizona çölü. Bunlar da dünyada yağışın az olduğu yerlerdir. Evet, bugünkü konumuz yağıştı, yağışı bitirdik. Bundan sonra iklim tiplerine geçeceğiz. Zaten 3 tane iklim elemanımız vardı. Sıcaklık, basınç rüzgarı, nem ve yağış. Bunların üçünü bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle.